Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba canlarım, merhaba. Nasılsınız inşallah? Hani satırınız iyidir arkadaşlar canlar. Ben bugün ecik tadım da yok, tuzum da yok. Niye? Niye deyin sorarsanız Ali'den limonata yap biz bugün. Neysin, neysin? Limonata yap, limonata yap. Limoni. He, limonata istiyorum kızım. Aman arada olur öyle şeyler. Eline de bıçağı kocamanını almış anne. Ben koca bıçak aldım. Allah Allah. Arkadaşlar. Annemle babam herhalde ufaktan tartışmış. Annem biraz o yüzden her yeri ağrıyor. Her yeri de ağrıyor, başı da ağrıyor böyle. Bu fırın tepsisinin burada ne işi var? Onu şimdi bir arkadaşlara göstereceğim. Arkadaşlar bugün doğal kurcana yıktım. Niye deyin sorarsanız kurcana yıktıydım daha doğrusu. Bugün hiç doğru dürüst bir iş yapmadım. Sabah kahvaltıya hazırlarken karnımızı doyurduk, burnumuzu doyurduk. Yedik, içtik, tatlı tatlı yedik ama son. Arkadaşlar biraz şahit oldum. Daha doğrusu şöyle şahit oldum. Duydum neden tartıştıklarını sonradan. Yani babam da kendi çapında haklı. Annem de haklı. O yüzden bir şey diyemiyorum. Yorumsuzum ben. Yorumsuzsun. Duydum. Görmedim diyeyim ha. Heh. Ondan sonra ne yaptı? Kapıyı vurdu, bıraktı, çekti gitti. Başını aldı gitti. Olur arada öyle tartışmalar. Tavamıza yağ koydun mu sen? Yok, olmadım kızım. Sabah zaten arkadaşlara dedim biraz arkadaşlar ne yapacağını dur. Yağ koyacaktın anne. Yağ koyacağım O canım. kadar da almamıştır canım babam aklını başına. Aldı aldı. Hem de iyi aldı. Arkadaşlar bizim pirinç pilavımız soğanlı olur. Nasıl alayım? İskilip dolması gibi olur. Çok da lezzetli yapar annem Tabii. benim. Annem güzel yapıyor, iyi yapıyor da arkadaşlar bir sefer şöyle bir yanıldım, şöyle söyleyeyim. Gittim, uzun pirinç aldıydım. Pirinç de biraz bana bayat gibi geldi kızım, açıkçana. Onu bitirmeye Ucuzuna mı uğraştım. kaçtın yoksa? Edip ucuz değil, bir olduydı, aldıydım o da. Buraya da bulacaksın arkadaşlar fırında, sağ olsun, var olsun. Şöyle mis gibi karnı yarık Arkadaşlar yaptı. karnı yarık yaptım da biraz fırında sanki fazla tutmuşum bir tarafını. Şeyden kağıdına yaptıydı arkadaşlar. Burcan yağladı. Kağıdın arasında Yağsa yapıldı. yemaz oluyor öyle. Hem de O iyi şekilde oluyor. değil de sözün o. Ben de baktım tepsiye biraz kağıda biraz kızar vermiş. Yanar gibi olmuş. Ben de hemen o aldım tavana şey yok arkadaşlar. Kapağı yok. Bunu buna böyle koydum. Güzel olmuş. Biter şimdi Ecik bir biraz şey az olay bir azalsın. şey. Ecik şurada kızar vermiş şeyler güzel olmuş. Eline Bir şey sağlık. olmaz. Kızarma değil aslında o. İyi Fazla oldu. pişirmişim. Bugün ne yaptı annem biliyor musunuz? Anneme dedim ki anne dedim biraz dedim meyve al diye biraz para verdim. Çok fazla bir şey vermedim arkadaşlar. Şimdi ondan sonra annem tutumludur. Vallahi. 200 lirasını harcamış. Geri kalan parayı da hemen cüzdanının kenarına koymuş. Annem o konularda tutumlu. Evet Ama kızım. biz gitsek bize der ki şunu alın, bunu alın. Ne kadar eder diye sormaz. Ama eline de bir para verdim mi? Ecik yarım kilo pirinç aldım. Söyleme sahip. Bir de meyve istedim. Ondan sonra elma aldım 1 kilo. Bir de 1 kilo mandalina. mandalina aldım. Kova yoğurt, ecik soğan, başka da he, bir şey almadım. Hiçbir şey poşete bakayım. Dibine bicim bir şey yok. 200 lira deyince. Ben o konuda etmedim. Böyle araya da açıkçana hiç para da istemedim. Müdahale de etmedim. Arkadaşlar. Müdahale de etmedin. Kızım da durduk yere para verdi de. Burcan da sağ olsun. O konuda annen dedi git dedi alışveriş et dedi. Kavan böyle bir dağıt gel dedi. Hemen vardım geldim ama o da olmadı. Arkadaşlar canlar her evde olan bir şey işte olmasa iyi ama oluyor. Bu Bazen arada kettle'da sıcak suyumuz var mı? koydum Var. kaynattım. Arkadaşlar bazı arkadaşlar bunu ıslatarak mı yapıyor, ıslatmayarak mı yapmıyor bilmiyorum ama bazıları sanırım ıslatmıyor. Neyi? Ben bunu ıslattım. Normalde pirinç pilavını ben yapacaktım ama annem dedim annemin pirinç pilavı daha lezzetli oluyor. Ellere değersin dedim. Bir yemek benden olsun, bir yemek annemden olsun Sana bir istedim. yemeğe de böyle mahsus et doldurmam ama eski yemesin. Babam mı? Evet. Yesin anne. Niye öyle diyorsun benim babama? Anne şu ziyan olmasın kız. Al onu sıyıracağım. Korkmuyorum. Onu sıyıracağım ya. Onu sıyıracağım. Arkadaşlar biraz bu. Aslında var ya patatesli pirinç pilavı da çok güzel oluyor.
Hadi kesti de o şeyi bezeleyip de olur. Evet. Avucunu da ben seviyorum arkadaşlar. Bir de Sümbül'e ablamın yaptığı oldum mu? Vay vay. Şeye kuracağım. Gerçi işe başlayacağım. Sümbül ablamı şey aslında yapalım. Babamı bugün ikna etsek. Evet. Bugün akşamdan gitsin. Oğlum iyi olmaz. Ne işiniz var? Babama diyeyim baba beni gezdir. Bunu nereden geldik? Cuma. Cumartesi, ha. Pazar. Pazar, günü pazar geliriz. Akşamı geliriz. Evet pazar akşamı geliriz. Oğlum vallahi oğlum. Sümbül ablan Arap, bir Arap dolması, dediğim gibi şöyle işe başlamadan bir daha gidip gelemez. Olur mu olmaz mı? Olur kızım. Olmaz mı? Olur. Oğlum gelmeden şeye doldurur. Hatta bizim oğlum geleceğimiz bunu da köyde yapacağız. Ya. Vallahi mangal yapayım gitme dedi. Ondan sonra dedi Arap dolması yapayım dedi. Arkadaşlar sağ olsun akrabalarımız çok iyi. Gidiyi duracağım diye. Gidiyi yapayım. Gidiyi hadi Allah. Valla arkadaşlar doğma büyüme seni erken ağlayayım. Doğma büyümeli olsam babamın aklı bende kalıyor. Evet. Doğma büyümeli ben biraz şeyliyim. Ankaralıyım ama niyeyse hafiften şöyle anam gelin köyünü toprağım çekiyor. Olabilir kocam istersen doğru söylüyorum. Akşam işimizin arkası ne? 11'de de gidebiliriz. Onda da gidebiliriz. Hiçbir şey olmaz. Bu arada arkadaşlar ben biraz zayıflamıştım. Birazcık kilo aldım tekrardan. Ya yersen olmaz mı? Ama ekmeği de çok yiyorum ben. Yok. Arkadaşlar bir iki kilo aldım tekrardan hani kilo verdikten sonra. 6 aydır da diyetime dikkat etmiyorum. Her şeyi yiyorum. Şükürler olsun hani kilo almadım aslında. Nasıl zayıfladığımı sorarsanız arkadaşlar ben söylüyorum. Dinlemek buraya kadar izleyenler olursa iyi olur. Arkadaşlar Türk kahvesi. Sabah aç karnına sonra yarım saat sonra yemeğimi yiyordum. Ama ben az yiyordum arkadaşlar. Yani ekmektir vesairedir komple şekerdir hepsini hayatımdan çıkartmıştım. Anca o şekilde verirsiniz. Ama şimdi yine aldım yedim. 2 kilo aldım. 2 kilo. Yiyorum. Neyse bir şey neyse. Olmaz. Bir kere de bir şeyden alsın 1 kilo. O Arap dolmasından alırsın. Bir şey olmaz. İşe başlayınca zaten geri eriyor. Eriyor mu? Siz gibi eriyor ha? Ne yapayım? Garip ne yapsın? Sen mi garip? Anne bunun içinde bir kuş üzümü yok mu ya? Aslında bu gerçekten kuş üzümü olacak. Kuş üzümü olaydı. Ben önceden bayağı arkadaşlar gerçekten ya yemek tariflerini çok 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 çeşit yapıyordum. Şimdi yani, eskisi gibi değil pek. Yapmadığım bir yemek yiyordum. Bayağı bir çeşit. Şimdi size şöyle diyeyim. Şimdi annem mercimek çorbasını yapardı bayılırdım. Yeşil mercimeğine bulamacım vardı, sulu kurtem vardı, değişik yemeklerim vardı. Neler yapıyordum? Yok, o şuraya o, geçtiğim zaman inan anında yarım saatte 3 çeşit. Bir de o zaman sen ne markete kendin gidiyordun, kendi malzemeni kendin alıyordun. Her şeyimi alıyordum. Şimdi nedense arkadaşlar gerçekten bahçe çeşit olunca yoruluyor mu ne de gözüm de kesmiyor açıkçası. Aman diyorum yapsam da. Erkek milletine yaranamıyorum. Yapmaz ama yaranamıyorum. Anne hadi yaranamıyorsun da yani ben niye aç koy konuşamadım bak. Beni niye aç bırakıyorsun? Benim bayağı onda sen yav. Yav ekmeğimi bile alıp götürüyorsun sabah yav. Ekmek bile bırakmıyorsun bana. Arkadaşlar durun anlatacağım. Dün akşam değil o ne zaman ekmek vardı. Ondan sonra bir baktım ekmek yok. Sabah. Bir baktım ki annem ekmeği alıp götürmüş. Sen bakkaldan ekmek alamıyor musun? Buradaki ekmeği ne diye götürüyorsun burada duran ekmeği? Burada ekmek bayağı değil baktım. O açıkça değil. Ne var ben de yerdim. Kızım bir şey yapmış. Tuz attın mı annecik? Tuz attın mı? Atmadın. Atarım. Arkadaşlar hele bitsin. Bir şöyle yeter. Arkadaşlar. Arkadaşlar canlar. Ne diyeyim size? Soframıza görüşelim arkadaşlar. Ali Efendi'ye dediğin gibi belki o söyler. Biraz limonata yakma. Limon mudur nedir? Onu ona sorun. Ben hiçbir şey demeyeceğim şimdi. Arkadaşlar neyse sağlık olsun. Tamam. Yemeğimiz pişsin. Piştikten sonra görüşelim arkadaşlar. Hoşçakalın canlar. Arkadaşlar Gülcan salata istedi. Salata yapan ne dedi? Hemen şöyle yanına maydanoz vermedin yavrum. Anne sadece domates biberli istiyorum. Maydanoz salata ye güzellikler kızım. İçine o zaman bir sürü şey koyacaksın.
Ne koyacaksın ki? Zeytinyağı. Ana. Koyayım. Ne oldu ki ne? Ne oldu ki ne? Ne güzel doğruyor. Niye? Elinde senin gibi hiç doğrayamıyorum da ondan ana adet. Sen ağa demiyorsun. Ben ağa. O konuda senin elin çok ağır iş yapar. Benim elim ağır. Benim elim kadar hızlı el yok. Mümkünatı varsa yorum yapma. Hayır, senin elin ağır kız. Hayır, benim elim gayet hızlı. Ama ben temizlik yapmayı sevmiyorum. Ne biber sevmiyordum. Neyse. Temizlik yapmayı sevmeyeyim. Şunun altı ne diyecek kız? Şimdi sana çatayım ben böyle. Nasıl olsa sana çatacağım. İyi, temizliği sevmiyorum diyeyim. Hadi oldu ki ne? Kızım. Arkadaşlar, annem bugün bana ne akıl veriyor biliyorsunuz mu? Kızım diyor, aklın varsa diyor evlenme diyor. Ben de diyorum ki anne, aklın varsa sevgili bile yapmıyorum diyor. Vallahi dedim, evlenme dedim. Ne yapacağım kocayla dedim. Uğraşıp dedim, koca kahri çekeceğim dedim. Yedin diyenin olmaz, gezdin diyenin olmaz. Nerede kaldın diyenin, yemek isteyenin olmaz. Kesinlikle, kesinlikle. Kaharsın. Aha bir şu acı soğandan bir ekmek alırsın. Aş derdin olmaz, ekmek derdin olmaz kızım. Onun için ben vallahi sana diyeyim yani tavsiye etmiyorum. Tamam. Evlenin, evde kal. Boş ver. Bekarlık. Domates yeterli yani. Babandan yer mi ki? Bak gene dayanamadım. Vah vah. Tamam şimdi. Tam ben biliyorum. Biz sofraya koruk. O içeri şuradan girer. Merak etme sen. Hani bana yemekler dolanı gelir. Ondan sonra hiçbir şey yetti. Hatice. Karnım aç. Anne. Yemek yok mu der. Biraz babama düşkün olduğumu biliyorsun. Vallahi daha baban senin olsun yerin. Öğreyim düşkünü sen. Baban senin olsun. Ben babacıyım biraz o konularda. Beni biliyorsun. Sen babacısın. Hadi Elif olsa, Elif ablam olsa. İyi. O anacı biraz. Niye ki ne? Bak hemen o kızın nasıl savunuyor. Hemen sanki bir şey dedim ablama. Gülay. Gülay ablam da babacı. Yok, o da babacı. Özlem? Özlem ablam öyle, ikiniz de şey yapıyor. Onun şeyi o yok. O kalbim aynı bağa çekmiş, sahte. Allah'ım yarabbim, kızım hiç. Hiç kalbinde bir şey yok, kalbim mi? Hiç. Ne varsa ağzında. Gizlisi yok, saklısı yok, hemen. Şey yaptığı zaman hemen şey yapar. Hiç. Annem bari içine salatalık da koyak. Ya sen de çok oldun kayberi sinirlendir de bağırma. Ben kendim yapayım dedim anne, sen geçtin mutfağa. Anneyle beni bir mutfağa sokacağım böyle dedim, şu mutfağa girmeyeyim dedim ben. Ne var yani, girmişsin çok mu? Çok. Yani. Mutfak belki temeli. Tamam anne, istemiyorum, bir şey istemiyorum kızma. Mutfak belki temeli sağa kalabilir, onu da açıkça değil. Arkadaşlar neden öyle bir şey dedi bilmiyorum. Neden öyle bir şey dedin anne? Yok öyle dedim işte. Niye bir şeyime düşüreme dokundu, dokandı? Valla benim de hep dokunuyor da. Arkadaşlar ben söyleyeyim size, annem gelirim babamla ikisinin bir hayali var. Nasip olursa inşallah sizlerle zaten paylaşırlar ilerleyen zamanlarda. Hayalimiz olsa da köyde kavgayla hayal olmaz. Aman anne, bulmuşsun kocanın şeyini, iyisini. Eriş elinden geliyor. Bir iş yapamasa diyecektim ben buna nereden evlendim diye. Hala diyorsun nereden evlendin? Hiç istemeseydi elinden iş. Onun da kendini paspas etti, beni de paspas etti. Vallahi hiç kusura bakma. O senin babam şimdi sen bana kızacaksın. Biraz arkadaşlar annem sağlığına dikkat etmiyor. Sağlığına nasıl dikkat etmiyor? Anne nar eşkisi var ya dolapta. Nar eşkisi burada yok. Var dolapta, aldım ben. O zaman aldın ki ne? Aldım ben. Ben niye bulmadım? Camdan ama çok şey böyle eşkimsi. İyi olsun. Az dök. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben sizlerle dedim. Abi yiyorken şöyle içimi dedim. Yiyorken iyice ne bir döküyüm dedim. Babam izlemeyecek mi o videoyu zannediyor? Yeter anne. Anne yeter. Çok izlesin. Eşki. Yani şey başka yanında. Dökerek başka, bir de dökmeyerek başka kızım. Hadi sana tuzunu da vereyim. Arkadaşlar şunu ben tuzunu da atayım. Neyse maydanoz istemiyorum dedim de. Tuzunu da attım. Bilmiyorum. Annem de az bir şey şuna birazdan yansına attım koyar. Dur kızım. Beni dağınasın. Kızım canım sağ olsun da. Hemen bana kızıyor bu. Arkadaşlar gerçekten ben mutfağım üstüne hiç dağınık sevmiyorum. Sen pilav karıştırıyor musun öyle? Yok. Hiç karıştırmıyor da baktım su yuvamı değil. Bu sıra geldim Erik.
Biraz saldım açacak değil. Benim şöyle mutfağım üstünde, aha şöyle şunlar bile olmayacağını, böyle her şey tertemiz. Düzenli, tertipli bir bayanıdım. Şimdi oldum arkadaşlar, bir pasaklı mıkan oldum. Yani. Neyse, masayı hazırlayalım biz annemle. Yardım edeyim mi sana? Yok, ben yaparım. Ben işten hiçbir zaman kaçmam. Arkadaşlar işte ben iş yapmıyor değilim. Annem diyor ki yo, sen diyor benim yanımdan diyor. Uzaktır da diyor, ne yaparsan yap demeye getiriyor. Ben yok yok şey yaparken böyle açıkça diyeyim arkadaşlar canına. Ben niye salak gibi size ne başlıyor? Uçuk olayım ki bana ne? Gelirse yer. Gelirse yer mi? Evet. Ben niye koyayım? Anne koy. Beni uğraştırma. Sen o kızı senden ödeyeyim ha. Gel. Ne var? Babam elimi veririm. Allah evet. Allah. Babacı olmayı biliyorum. Babam. Anneciğim ona tamam, bir damla zeytinyağı koyar mısın? Olmadı mı? Yok koymadım anne. Sen de koymadın. Bismillahirrahmanirrahim. Zeytinyağı iyi. Maydanoz koyardık pek güzel oldu. Koyuver anne. Dur kafamı karıştırma da. Daha kocayla kavga etmişsin sen. Gelmişsin kafayı karıştırma deme. Zaten kafan karışık. Kulca. Bir de canını sersin kulcanla. Ne oldu? Ha. Ne dedim sanki? Bir şey de demedim. Canımı sıkma kocam. Akıllı ol. Akıllıyım ben, akıllı. Akıllıca oturttu o yerde. Şöyle. Yok ya, bir karnımı doyurayım rahat rahat. Ana, ondaki kişilik yapmış. Ne yapacaktım ya? Onu mu gözleyeceğim? Gelsin de yemek yiyek de. Pilavın altını kapatmadın bak. Biliyorsun değil mi? Pilavın altı açık. Pilavın altı açık da. Dinlensin geçik. Kaparsın. Ben onu örtüye sarıyorum. 10 dakika. Hemen dinleniyor. Ne yapacağım? Kucakta kafamı durdurma sana. Bir dakika. Kafam ecik durdurdu. Durdu mu? Biraz durdu kafam. Cacı şey koyacaksın, turşu. Anne ona koymadan normal geniş kap şeyin içine koydu. Çatalı batırırken rahat olsun. Kızma da bana. Karışmıyorum işine de. Sen de babaya güzel her şeyi karışıyor. Babama kızayım canım. Etçik o kadar oluversin. Bir şey yaparken şöyle böyle diyeyim. Arkadaşlar aslında bizde gerçekten hiçbir şöyle bir saniyelik kuzluk yoktu. Bir saniye bile varmıyordu da bir önecik. Uzun sürdü. Uzun sürdü ama o şimdi geldiği zaman hiçbir şey yok gibi, merak etme sen. Hacca hacca diye başlar. Hı. Ama ben biraz kararlıyım. Kararımdan. Anne babam her türlü muhtaçsın. O da sana muhtaç. Ne muhtaç olacağım? Niye muhtacım? Elim mayağım mı? Ne o gün ocağı kapatmış. Ocağı kapatıp gitmiş. Ocağı açamadık bile. Nereyi? O köydeki evi. Ama başımızın çaresine bakar kıyarı. Ya her şey bilmiyorum. Bana güvenme. Sen zaten ben sana vermeyeyim. Sen ben de yanında olmam ki. Direkt sen Allah Allah. Hemen sen babana gider. Ben seni bilmiyorum. Baba yapar. Ben hemen şöyle etsem. Ondan sonra babana dersin ki ne? Ne yok? Ben baba seninle kalacağım. Anam istemiyorum dersin. Ben seni biliyorum yavrum. Yani. Arkadaşlar şu pilav biraz oluversin. Bir şey daha diyeyim. Neyse. Ben burada durayım. Bakkal çakkal yakın ya. Sizi bahçeye postalayayım. Bir de bu evi sana verecek babam. Koble. Verecek mecbur ya. 35 senesini yılını almışım. Ne olacak bize, ne olacak? İyi hadi versin bak. Vermez diyor. Allah Allah, siz boşanma aşamasına mı geldiniz de bu muhabbetleri yapıyorsunuz? Hemen aklın fikrin hemen mal mülke giriyor anne. Arkadaşlar bunlar biraz yani barışır. Bunlar aynı. Böyle küserler hemen babam gelir. Akşama bir şey yok gibi de hemen barışırlar. Sıkıntı yok. Öyle bakma. Doğru söylüyor. Yalan mı? Sen karıştırıyorsun o şeyi. Ben ne dedim de karıştırdım. Yalan söyleme. Onu da demeyeyim. He, bazen onu yapıyorum. O hoşuma gidiyor. İç kavga ettim mi hoşuma gidiyor. Hiç duyma, şaraktan geliyorum. Sabah bak duydum diyorum. Kalkmıyorum bile ne oldu diyeyim. Ama ne yapayım? Kavga ediyorsunuz işte. İkiniz tatlı tatlı. Bir de aranıza mı gireyim? Küçücük yaşta. Küçücük yaşta mısın? Koskoca çocuksun. Kızım, İşine gelince de küçücük çocuksun diyorsun anne. Sen var ya sen. Arkadaşlar şu pilavımız biraz dinlensin. Dinlensin.
Soframızda görüşelim. Birazdan da babam gelir. Eminim ben. Arkadaşlar canlar, pilavım oldu. Şöyle hemen bir karıştırayım. Dinlendi. Biraz daha sıcak sıcak dedik. Yemeyelim dedik. Gülcan. Şimdi, çok güzel olmuş. Ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun. Şimdi bunun içine de senin dediğin gibi boşluzum olay da ağzım. Her şey olur. Havuç da olur. Renk atardı. Bence de iyi. Bu da güzel olmuş. Buradan birer tane de bundan alalım. Eskiden arkadaşlar şekil şükür vermek için tabağın içine koyardı anne. Neyi? Tabağı koyan sen değil miydin anne? Anlamadım ki. Tabağın içine koyup desen veriyordun ya. He ama kızım boş ver yavrum, yeter. Yeter mi yavrum? Anne bence yeter bana. Yeter sence. Hatta evet. Biraz çok oldu. Olmaz. Onu sen kendin ye. Bana az koy lütfen. Bana iki tane karnıyarık koy. Arkadaşlar. Vallahi ellerime kollarıma sağlık. Annemin de ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Biraz şeker olsun. Hadi iki tane. Yersin kızım. Pilavı yenir. Kaşıklar ne zamandır? Arkadaşlar. Soframızı da şöylece koyuverdik. Soframız arkadaşlar, turşumuz var. Annem sağ olsun cacık yapmış. Burada da salatamız var. Daha ne olsun arkadaşlar. Allah olmayanlar versin. Canlar, kusura bakmayın biraz bugün sizleri üzdüysem, kusuruma bakmayın diyorum. Bugünkü videom bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Başka videolarda görüşmek üzere.